gece ni gündüz eyledi. Ne tatlı ninni söylerdi, ne tatlı ninni söylerdi. Beni canım annem, güzel annem, helal eyle, helal eyle, helal eyle, helal eyle annem, hakkı helal eyle. Başucuma gelenim sen, gözyaşımı silenim sen, dertlerime devasın sen, dertlerime devasın. Canım annem, güzel annem, helal eyle, helal eyle, helal eyle, helal eyle annem, hakkı anam, hakkı helal eyle. Efendim, ağzınıza, eyvallah, gönlünüze sağlık. Çok güzel bir eser. Eyvallah. Çok tüm annelerimiz, babalarımız inşallah üzerimizde emeği geçen, eyvallah, hocalarımız inşallah haklarını bize helal etsinler. İnşallah. Rabbim onlara hayırlı, sağlıklı, uzun ömürler versin inşallah. Amin. Rabbim nice bayramları inşallah sevdiklerimizle, annemizle, babamızla, evlatlarımızla güzel bir şekilde geçirmeyi hepimize nasip eylesin. Burada özellikle altını çizmek istediğim bir husus var. Şimdi bugün güzel bir tevafuk yaşıyoruz aslında. Şimdi bir tarafta eserin bestecisi var. Evet. Bir tarafta on parmağında on marifet olan kıymetli hocam, Serbülent Arpa hocam da aynı zamanda iyi bir hatip ama çok iyi bir musiki şinastır. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Benim Uyan Ey Gözlerim albümümde, ilk çıkardığım albümde Sayın Hocam bize sanat yönetmenliği yaptı. Ve biraz önce kıymetli izleyicilerimizin izlediği o Uyan Ey Gözlerim adlı eser var ya, onun da aynı zamanda klip yönetmenliği şefliğini yaptı. Allah kendisinden razı olsun. Rabbim geçen herhalde çok kısa bir zaman önce
Annelerini de kaybetti. Rabbim Allah rahmetiyle muamele eylesin inşallah. Bütün geçmişlerimize. Evet, geçmişlerimize rahmetiyle, şefkatiyle, merhametiyle muamele eylesin. Evet, çok teşekkür ediyoruz bu güzel eser için. Ömer de çok güzel yorumlamış. Bestekarı da. Bestekarı da, onu da altını çizerek söyleyelim. Hakan Bayraktar eserin. Kıymetli hocam, bayramlar küskünlüklerin, dargınlıkların da giderilmesi gereken, birlik ve beraberliğin arttığı önemli günler. Bu hususta küs ve dargın olanlarla ilgili onlara neler tavsiye edersiniz, neler söylersiniz? Efendim, barışacaklar. İlk adımı yani, atan yani bayram, değil mi? Bayram bunlar için bir vesiledir. Hı-hı. Böyle durumlar tamam bazen insanların arasında olabilir. Her konuda insanlar anlaşamayabilirler bazı hususlarda. Bir takım dargınlıklar, bir takım kızgınlıklar olabilir. Ama işte Ramazan bayramı ve Kurban bayramı bunun için bir vesiledir. Hı-hı. Bunu vesile olarak kabul etmesi lazım. Özellikle biraz önce Ömer Bey'in seslendirmiş olduğu eser akabinde de şunu söylememiz gerekiyor. Büyükleri mutlaka ziyaret edeceğiz. Yani bayramda ana baba ziyareti mutlaka olacak. Daha büyükler var ise, büyük anneler, büyük babalar varsa mutlaka gidilecek. Mutlaka onların elleri öpülecek, mutlaka hayır duaları alınacak. Böyle son zamanlarda biraz meşhur oldu. Telefonda mesaj gönderip de bayram kutlamak. Yani bu anne babaya böyle olmaması lazım. Mümkünse yapmak lazım ve bunu da mümkün olacak her türlü şartları da sağlamak lazım. Ana baba ziyaret edilecek. Artık günümüzde pek çok araç gereç var. Yani bunlarla ne kadar uzaklık olursa olsun ana babayı ziyaret etmeyi önemsemesi lazım Müslümanın. Dolayısıyla mutlaka ana baba ziyaret edilecek. Eğer ana baba ve evlat arasında bir küskünlük ve dargınlık var ise bu zaten kabul edilemez. Değil mi? Bunlar bir şekilde ortadan kaldırılacak. Evlat evlatlığını bilecek. Vazifesini bilecek, görevini bilecek. Kur'an-ı Kerim onlara öf bile demeyin diyor. Yani وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْوِمْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا onları azarlamayın, onlara öf bile demeyin. Ana baba bizim mukaddesatımızdandır. Kutsal saymış olduğumuz değerlerimizdendir. Biz onların hayır dualarını aldığımız zaman aslında bir nevi onların şefaatine de mazhar olma durumumuz söz konusudur. Dolayısıyla ana baba özellikle bu bayram günlerinde mutlaka aranacak, mutlaka gidilecek, mutlaka hayır dualar alınacak, mutlaka elleri öpülecektir. Evet. Bunun akabinde akrabalarımızı muhakkak tabii ziyaret etmekle. Az önce birlik ve beraberliğin öneminden bahsettiniz hocam. Namaz bile cemaatle kılındığı zaman kat be kat daha sevaplı olduğundan bahsettiniz. Neden böyle bir olmamızı istiyor Cenab-ı Mevla? Efendim dinimizin adı tevhid dini. Birlik dini. Hı-hı. Yani en üst tarafta dinimizde tevhid akidesi var. Tevhid dediğimiz zaman özel anlamda Cenab-ı Allah'ın bir olması kastedilir. Ama genel olarak baktığımız zaman dinin içerisinde her tarafta bir birlik vardır. Kıblemiz bir, Kabe'miz bir, peşinden gittiğimiz peygamberimiz bir, Kur'an'ımız, kitabımız, hak olduğuna inandığımız kitabımız bir, Allah'ımız bir. Yani bu kadar birliğin içerisinde Müslüman da o birliği göstermesi lazım. Keza az önce Arakan dedik. Evet. Yani Arakan hususunu belki daha da geniş değerlendirmek lazım ama bu bayramın bizim için buruk geçmesinin sebeplerinden bir tanesi de bu. Hı hı. Dünya üzerinde maalesef çile çeken, maalesef zulüm gören, maalesef işkenceye tabi tutulan, maalesef hayatlarını kaybeden Müslümanlar var. Birkaç cümle bu konuyla ilgili söylemek lütfen isterim müsaade ederseniz. Barış gibi bir kelime bizlerin tabi olduğu dine nasip olmuş. İslam demek barış demektir. İslam demek güvende olmak demektir. İslam selamette olmak demektir. Dolayısıyla İslam kelimesi ile beraber şiddet kelimesini yan yana zikredenler ya İslamiyet'i bilmiyorlar ya da bunu bilinçli olarak yapıyorlar. Yani birbirleriyle barışık olmayan iki kelime. Yani birisi bir uç, diğeri öbür uç. İslam demek barış demek. Şiddet nasıl bunun yanına konulabiliyor? Bazıları kasti olarak İslam ve şiddet gibi bir takım kelimeleri yan yana getirmek suretiyle işte gazetelere başlık atıyorlar, dergiler, kitaplar yazıyorlar vesaire bir takım şeyler yapıyorlar. Halbuki
Dine göre, dinimize göre bu mümkün değildir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz çerçeveyi çiziyor. Nedir o çerçeve? El muslimu men selimel muslimune min lisani ve yedi. Müslüman diğerlerinin elinden ve dilinden zarar görmediği kişidir. Diğerlerine şiddet göstermeyen kişidir. Diğerlerine zarar vermeyen kişidir. Şimdi Müslüman eğer bu tanımı dikkate aldığımız zaman, ki almak zorundayız, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bu tanımı bize veriyor. Demek ki diğerlerine şiddet gösterenler, elinden ve dilinden zarar gören insanları bu çerçevenin içerisine dahil etmiyoruz demektir. Evet. Dolayısıyla dünyanın bazı yerlerinde bir taraftan öldüren de tekbir getiriyor, ölen de tekbir getiriyor. Yani bunu bizim bir izah etmemiz lazım. Eğer zarar veriliyor ise onu bu dairenin içerisine almıyoruz. Müslüman dairesinin içerisine almıyoruz ve İslam bunu bizden istemiyor. İslam'ın emri bu değildir diyoruz. Ama bir şekilde insanların bir kısmı şiddet ve İslamiyet'i yan yana getirmeye çalışıyor. Tabii Arakan'da biraz durum farklı. Arakan'daki durum biraz daha farklı. Şunu söylemek istiyorum. Her ne kadar İslam ve şiddet kelimesini bir araya getirmek isteseler de başka dinlerle şiddet kelimesini yan yana getirmekten ileri derecede uzak duruyorlar. Halbuki şiddete baktığımız zaman İslamiyet'te bunun eserinin görünmediğini görüyoruz. Bilakis diğer din mensuplarının bu şiddet kelimesine daha yakın olduklarını görüyoruz. Bunun işte en canlı örneğini Arakan'daki Müslümanlara yapılan işkence, eziyet, zulüm, onların öldürülmesi, şehit edilmesi hadisesinde yaşıyoruz. İşte bir Budist anlayışın tesiriyle bir takım insanlar bunu yapıyorlar. Maalesef her zamankinden yani çok birlik ve beraberliğe, yani birliğe ve beraberliğe ihtiyacımız var. Dünya üzerinde baktığımız zaman Müslümanların olduğu yerde sıkıntıların olduğunu görüyoruz ama emin olun bu İslamiyet'in kendisinden kaynaklanmıyor. Çok güzel bir dinimiz var. Evet. Adı barış olan bir dinimiz var. Mensup olmakla şeref duyduğumuz bir dinimiz var. Bize barışı emreden, güzel sözü emreden, gülümsemenin, gülmenin bile sadaka olduğunu bizlere vaz eden bir peygamberimiz var. Dolayısıyla bu kadar güzelliğin içerisinde bizim de bu güzellikleri göstermemiz lazım. Anlatmamız lazım. Bayram dediğimiz zaman işte biz bu güzellikleri göstermemiz gerekiyor diyorum. Bir cümleyle bitiriyorum. Mutlaka akrabaları ziyaret edeceğiz. Ana babayı ziyaret edeceğiz. Büyüklerimizin ellerini öpeceğiz. Komşularımızla mutlaka gelme gitme, misafirlik, bunları yapacağız. Ama önemli olan bir husus daha var. Geçmişlerimizi ziyaret edeceğiz. Kabir ziyaretlerinde bulunacağız. Onlara hayır dualar edeceğiz. Çok önemli bir hususu belki sona bıraktık. Çocuklarımız bu bayramı en iyi yaşayacak olanlardır. Onlara bayramı hissettirmemiz lazım. Eyvallah. Onlara hediyeler vermek lazım. Onlara işte sevindirecek her türlü bir ihtiyacı olabilir, sevineceği bir hediye olabilir. Onlara vermemiz lazım. Bayram belki de onlar için daha çok şeyler ifade edecektir. Dolayısıyla bunu da ihmal etmeyelim. Evet, çok teşekkür ediyoruz hocam. Eyvallah. Değerli bilgileriniz için. Evet, sevgili Hakan abi, halkımızın benimsediği birçok besteniz var, güzel eserleriniz var. Yine o güzel eserlerden bir tanesini daha o güzel sesinizden dinlemek isteriz. Neyi paylaşacaksınız bizlerle? Şimdi iki dosttan bahsedelim. Bunlar kendileri de birbirleriyle aynı zamanda dost. Ve buradaki arkadaşlarla da dostluğunu biliyorum. Kimler bunlar? Sevgili Abdurrahim Karakoç. Ve yani vatan deyince, bayrak deyince, ezan deyince, bayram deyince, kurban deyince, Anadolu deyince bir Abdurrahim Karakoç'u anmadan geçmeyelim. Mekanı cennet olsun abi, inşallah. Abi. Ve hepimizin de abisi, aynı zamanda sanatçı dostumuz Hasan Sağandık Bey. Ben hep seni sözleri Abdurrahim Karakoç, bestesi sevgili Hasan Sağandık Bey'e ait olan. Yeser. Ben hep seni düşünürüm. Buradan da sevgili Hasan abinin de bayramını tebrik ederim. Dostlarımızın, bütün dostlarımızın. Evet. Nice hayırlı bayramlara erişsinler inşallah. Ben hep seni düşünürüm diyelim inşallah. Buyurunuz. Bizim yorumumuzda. Müzik.
aşktan yana söz duyunca ben hep seni düşünürüm. Uçsuz hayaller boyunca ben hep seni düşünürüm. Aşktan yana söz duyunca ben hep seni düşünürüm. Uçsuz hayaller boyunca ben hep seni düşünürüm. Ben hep seni düşünürüm. Yıldızlar kayar yüceden, renkler sıyrılır geceden. Yüreğim sızlar inceden, ben hep seni düşünürüm. Yıldızlar kayar yüceden, renkler sıyrılır geceden. Yüreğim sızlar inceden. Sıyrılır geceden.
sözler, bu nasıl yorum? Eyvallah. Evet. Abdurrahim hocamız hayatta olsaydı herhalde bu eseri sevip de kavuşamayanlar için yazdım derdi. İnşallah ama, bayram münasebetiyle gurbette olanları, hasret çekenleri unutmayalım. Onları da bayramları tebrik ederim bu münasebetle. Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Sevgili Ömer abi, hiç ara vermeden sizinle devam edelim istiyorum. Eyvallah. Böyle müzikle devam edelim istiyorum. Ne paylaşacaksınız bizimle? Eser olarak mı? Eser olarak, evet. Eser olarak isterseniz yine Hakan abiden devam edelim. Hakan abinin yine güzel bir bestesi var. Son olarak onu icra etmek istiyorum. Arkadaşlarımız da hazırlayabilirlerse. İsmi neydi? Eserim. Çağırırım ey dost seni. Çağırırım ey dost seni. Evet. İlk kez kardeş ekranlarında böyle bir tevafuk, oldu. Güzel oldu. Yalnız biraz önce okuduğunuz eseri Hasan abiden dinledik ama sizin sesinizden de dinlemek ayrı bir keyifti. Özellikle aranjesini çok beğendim. Umut Kim Murali'ye yaptıysa, ait. Umut Murali mi yaptı? Umut Murali'ye ait. Buradan da selam çok, olsun. Çok güzel, çok başarılı. Aşk ve Gül albümümüzden bir eserdi. Yani tabii siz de çok güzel yorumlamışsınız. Hasan abinin seslendirdiği çok farklı bir düzenleme. İşte bu da farklı bir renk oldu. İnşallah. Sevgili izleyenlerimizin de dikkatini çekmiştir. Evet. Mustafa Necati Bursalı. Hocanın, Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Güftesi, bestesi de hemen yanı başında oturan ağabeyim Doktor Hakan Bayraktar'a ait. Çağırırım ey dost seni. Evet. Ey benim Musa ile
dağında çağırırım ey dost seni. Yüzüm gülmez şu dünyada, kaldım artık ben sılada. Ağzınıza, gönlünüze sağlık. Çok teşekkür ediyoruz bu güzel yorum için. Hakan abiye de teşekkür ediyoruz. Ayrıca bu güzel beste için sevgili Hakan Bey'e de teşekkür ediyoruz. Bu eseri ediyoruz. Biliyorum ki siz de yorumlamıştınız. Sizin değil mi? Kadar olmasa da bizim de yorumlamışlığımız var. Ben vaktimizin de sonuna geldik. Bir bayram mesajınızı almak isterim buradan sevgili seyircilerimize. Neler söylemek istersiniz? Evet, hocamın da dediği gibi bayram hatırlamaktır, hatırlanmaktır. İnşallah sevdiklerimizle beraber, annelerimizle, babalarımızla, dostlarımızla, arkadaşlarımızla, hocalarımızla beraber güzel bir, keyifli bayram geçiririz inşallah hep beraber millet olarak. Tüm İslam aleminin, milletimizin ve özellikle altını çizerek söylemek istiyorum. Bu millet için, ezan için, Kur'an için, İstiklalimiz, istikbalimiz için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizin, kıymetli ailelerinin de buradan bayramlarını canı gönülden tebrik ediyorum. Rabbim inşallah nice nice bayramları sağlıklı bir şekilde hep beraber geçirmeyi bizlere nasip eylesin. Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Katılımınızdan dolayı. Estağfurullah. Davetinizden dolayı ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sevgili Hakan abi, siz ne söylersiniz bayramla ilgili mesajınızı? Unutmadan bu yayın ve yapımda emeği geçenler, tabii buradaki seslerimizi, görüntülerimizi sevgili izleyicilerimize ve tüm dünyaya ulaştıran, emeği geçen Kanal 5 ekibine buradan teşekkürlerimi sunmak istiyorum ve bayramlarını tebrik ediyorum. Program katılımcısı arkadaşlarımın ve sizin de bayramınızı aileleriyle birlikte tebrik ediyorum. Burada tabii beslenme konusu demiştik. Bir iki şey söyleyelim de çok o kısa olursa şey olmasın. Süremiz tabii üzere. Ki. Şimdi keşke herkes kendisinin günlük kalori ihtiyacını bilse ve buna göre bir hesaplamayla beslenmesini ne abartmadan ne azaltmadan hani normal bir beslenme düzenine erişsek diye düşünüyorum. Bu bir hedef olmalı. İnşallah herkes kendisini bu şekilde ölçer, tartar, değerlendirir. Kurban Bayramı'nda özellikle yaşlılarımıza aman ha diyoruz. Yani günlük hayatımızı çok fazla değiştirecek şekilde hareket etmeyelim. Tabii ki her şeyden tatmak gerekir ama bunun da bir dozu kararı olması ölçüyü lazım. Ölçüyü kaçırmamak lazım. Özellikle tabii bir takım şeylerle yani etin yanında sebze ve lifli gıdalardan da beslenerek sağlıklı bir bağırsak çalışmasına kavuşmak lazım. Özellikle sirkeyi de katık etmek lazım. Ve çörek otu yağı çok meşhurdur. Herkesin günlük bir kaşık yetişkin kimseler için çörek otu yağı tüketmesini öneririm ve onunla birlikte olunca farkı göreceklerdir. Bundan hiç endişeleri olmasın. Gene bu bayram münasebetiyle bütün İslam aleminin ve bu ortamı dünyaya oluşturduğumuzu bahsetmiştik. İslam alemi olarak bütün insanlığın aslında bayramı olmuş oluyor. Bütün insanlığın, kainatın, İslam aleminin, milletimizin
bayramlarını tebrik ediyoruz. Aman trafik kazalarına da dikkat edelim. Trafik kurallarına uyalım. Dikkat diyoruz. İçişleri Bakanlığımızın bu konuda bu bayram özellikle bir çalışması da oldu. Onlara da teşekkürlerimizi sunmak isterim. İnşallah can kaybı olmadan, ölü yaralı olmadan şu bayram günlerini huzurla, sağlıkla, mutlulukla geçirelim. Nice nice evlerimize de seyahatlerimizden ulaşalım inşallah. Dönelim diyorum. Bu arada sözlerim. Katılımınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Biz mi teşekkürüz? Eksik olmayın inşallah. Evet. Sevgili Serdülen Tarp Hocam, daha konuşacağımız pek çok husus vardı ama vaktin azizliğine uğradık. Son olarak sizler neler söylemek istersiniz? Allah birliğimizi, dirliğimizi muhafaza etme gücüleri bizlere versin Amin. İnşallah. Birliğimizi, dirliğimizi bozmak isteyenlere fırsat vermesin Rabbim. Amin. Onları ıslah eylesin. Tekrar edelim, onları ıslah eylesin. Tekrar edelim, onları ıslah eylesin. Ama ıslah olmayacak derecede azılı iseler, Rabbim onlara kahar sıfatıyla tecelli buyursun. Bu bayramın keyfini, lezzetini, bereketini almak suretiyle geçirmeyi ve böylece nice bayramlara ulaşmayı Rabbim cümlemize nasip eylesin. Çok teşekkür ediyoruz katılımlarınızdan dolayı. Kıymetli dostlar, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Son bir şiirle sizlere veda edeceğim. Ben yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarıma, dostlarıma teşekkür ediyorum. Yayın yönetmenimiz Abdülkadir Bey'e teşekkür ediyorum. Ve Kanal 5 ailesi olarak bütün seyircilerimizin Kurban Bayramı'nı canı gönülden tekrar tebrik ediyor. Bayramın vatanımız, milletimiz ve alemi İslam için hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Ve bir büyüğün bir güzel sözüyle bitirmek istiyorum. Diyor ki dünya 3 gündür. Dün geçti, yarının geleceği ise belirsiz. Öyleyse bugünümüzün, bu anımızın kıymetini bilelim. Allah'a emanet olun efendim. İyi bayramlar ey hüzün. Şey okuyacağım. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Suriye'nin toprağından, Osman'ın bayrağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cafer'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyoruz. İyi bayramlar meleklerin şehri Gazze. İyi bayramlar utancımız, açlığımız Afrika. İyi bayramlar Ömer Muhtar'ın soylu çocukları. İyi bayramlar acının, ölümün başkenti Hama. İyi bayramlar Recep Onbaşı, Salih Uzman, Er Mehmet. İyi bayramlar kırılganlıklar, üzüntüler. İyi bayramlar Arakan. İyi bayramlar ey hüzün, iyi bayramlar ey Arakan, iyi bayramlar ey hüzün, ey hüzün.